Ailede yeni bölümde öyle büyük ters köşeler yaşanacak ki tüm izleyenler ekranları kilitlenecek. Ters köşe içinde ters köşeleri izleyeceğiz. Sezon finali bölümünde yaşanacak bomba olaylar ve büyük sürprizler ekranlara damgasını vuracak. Evlatlık olan gerçekten aslan mı? Yoksa işin içinde büyük bir ters köşe mi var? Birazdan bu konuda kesinlikle kaçırmamanız gereken bomba detaylardan bahsedeceğiz. Sonrasında ise son noktayı koyacağız. Aslan İlyas'ın elinden nasıl kurtulacak? Bu konudaki sürpriz senaryo herkesi heyecanlandıracak. Ayrıca Devin ve Aslan'ı bekleyen bir iyi bir de kötü senaryo var. Öte yandan yeni bölümde birçok sürpriz sahne daha bizleri bekliyor olacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Önümüzdeki 13. bölüm sezon finali bölümü olacak ve sonrasında yeni bölümler Eylül ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Hülya İlyas'a Aslan'ın adını verdi ve İlyas da Aslan karşı karşıya geldi. Peki bu sahnede Aslan'a bir şey olacak mı? Elbette hayır. Aslan'ın çok ince bir planla bu sahneden kurtulması beklenecek. Bu konudaki en güçlü ihtimalimiz ise olayın içine Cihan'ın ve hatta İbo'nun da dahil olma ihtimali. Yani Aslan, Cihan ve İbo tarafında İlyas'a karşı ince bir plan kurulmuş olabilir. Dikkat ettiyseniz Aslan geçtiğimiz bölümde sürekli ya aile olacağız ya da dağılacağız diyordu. Üstelik İbo da bunu duydu. Her ne kadar şu an hainlik yapıyor gibi görünse de İbo'dan İlyas'a karşı ters köşe izleyebiliriz. Aynı şekilde Cihan ve diğer adamlar da bu planın içinde olarak Aslan'ı bu tehlikeden kurtarabilir. Mesela aslanlar İlyas'ın mahallesine saldırmak için bir kamyona silah, benzin ve patlayıcı maddeler yüklemişti. İşte bu kamyonla mahalleye değil Aslan'ın tutulduğu yere saldırabilirler. Kısacası Aslan İlyas'ın elinden kurtulmayı başaracak. Sonucunda ise İlyas hedefine ulaşamadığı için bu savaş devam etmiş olacak. Fakat asıl bomba senaryo ise kimin evlatlık kimin öz olduğu. Şimdi gelelim her saniyesini dikkatle dinlememiz gereken bu konuya. Merakla beklediğimiz kimin öz evlat, kimin üvey evlat olduğu konusunda Hülya'nın Aslan'ın adını vermesiyle evlatlık olan Aslan'mış gibi gösterildi. Elbette bu bir ihtimal. Gerçekten evlatlık olan Aslan olabilir fakat bu konuda çok büyük bir ters köşe bekliyoruz. Mutlaka dikkat etmişsinizdir. Son iki bölüme kadar evlatlık olan Cihan'mış gibi gösterildi. Hatta bizler de videolarımızda bundan bahsettik. Ama nedense son iki bölümde ters köşe yapılarak tüm oklar Aslan'a çevrildi. Ve bu defa evlatlık olan Aslan'mış gibi gösterildi. Fakat bunda da büyük bir ters köşe olabilir. Yani büyük bir ihtimalle ters köşe içinde ters köşe yaşanacak. Zaten Ay Yapım dizilerinde bu tarz senaryoları sık sık görüyoruz. Peki bu ters köşe nasıl yaşanacak? Gerçekten evlatlık olan hangisi? İbo'nun Hülya'ya her şey o bebekle başladı demesinin ardından Hülya Aslan'a her şey seninle başladı diyerek evlatlık konusunda okları Aslan'a yönlendirdi. Ancak bu bir ters köşeydi. Aynı şekilde Turgut'un Cihan Hülya'ya benziyor demesi ve Devin'le babaannenin konuşmaları sanki öz oğlanın Cihan, evlatlık oğlanın Aslan gibi hissettirilmesini sağladı. Elbette bu ve benzeri detayların evlatlık oğlanın Aslan'mış gibi gösterilmesi konusunda verilen ters köşeler olduğunu düşünüyorum. Yani aslında öz evlat Aslan, üvey evlat Cihan olabilir. Şimdi bu konudaki ince detaylara bakalım. İlk detayımız Aslan ve Yusuf Soykan arasındaki benzerlik. Aslan'ın Yusuf'a ve hatta Yusuf'un gençliğine ne kadar çok benzediğini hepimiz gördük. Hatta karakterleri bile bazen benziyor. Bu nedenle Seher Aslan'a Yusuf diye hitap ediyor. Aslan'ı Yusuf olarak görüyor. Eğer Aslan evlatlık olsaydı babaannesi bu şekilde davranmazdı. Bir diğer detayımız ise eğer Aslan evlatlık olsaydı bunu Leyla ve Cihan'ın bilmesi gerekirdi. Çünkü onlar Aslan'dan büyükler. Ayrıca geçmişte kadını vurup bebeği aldıklarında Yusuf ve Hülya evli değildi. Hülya Yusuf'u kadını vurduktan sonra seçti ve evlendiler. Bu durumda doğal olarak büyük olan çocuk evlatlık olmuş oluyor. Ailenin en büyük çocuğu Cihan olduğuna göre evlatlık olan Cihan olmuş oluyor. Bu detay önemli bir detaydı. Bir başka detay da Hülya'nın Aslan'a olan düşkünlüğü ve onu herkesten kıskanması. Cihan'a ise bu zamana kadar adeta üvey evlat muamelesi yapılmıştı. Peki öz olan Aslan, evlatlık olan Cihan'sa Hülya neden Aslan'ın adını verdi? Vakti zamanında Yusuf Hülya'ya iki evladını da ayırmamasını, ikisini de çok sevmesini vasiyet etmişti. Hülya da üvey ve öz evlat arasında net bir ayrımcılık olmaması adına Aslan'ın adını vermiş olabilir. Elbette Aslan'a olan güveni ve tehlikelerden kurtulma potansiyelini de iyi biliyor. İbo da Yusuf'un iki kardeşi de ayırmamalarını söylediğini biliyor. Bu nedenle İbo, kardeşlerin ayrılmaması için ince bir plan kurmuş olabilir. Yani durumlar Aslan'ın dediği aile olmalıyız cümlesine uygun olarak ilerleyecek. Yusuf'un Cihan'ın yanında intihar etmesinin
Sebebi ise yaşadığı büyük vicdan azabı. Aynı şekilde Hülya da bu konuda vicdan azabı yaşıyor ve bu nedenle elinden geldiğince Cihan'ı da korumaya çalışıyor. Hatta gerekirse öz evladını tehlikeye atma pahasına. Fakat durumlar ne olursa olsun, evlatlık olan hangisi olursa olsun, zamanı geldiğinde bu gerçekle yüzleşecek. Asıl kıyamet o zaman kopacak. Bakalım İlyas kimin evlatlık olduğunu ne zaman ifşa edecek? Şimdi gelelim diğer bomba sürprizlere. Sezon finali bölümünde Aslan ve diğerleri Devin'in hamile olduğunu öğrenecek. Bebeğin cinsiyeti ise kız olacak. Bu durum Aslan ve Devin için iyi bir gelişmeydi. Fakat bu ikiliyi bir de kötü bir gelişme bekliyor. Önümüzdeki bölümde Hülya'nın Aslan'a Cihan'la Devin'in seans yaptığını söylemesi beklenecek. Hep bahsettiğimiz gibi Hülya'nın en büyük kozu buydu ve nihayet bu kozunu sahaya sürecek. Sonucunda ise Aslan'dan sert bir tepki gelecek ve Devin'le kavgaları kaçınılmaz olacak. Bir başka sürpriz senaryo ise Yağmur ve Eko ile ilgili. Evlilik kararı alan bu ikili yeni bölümde nişanlanacak. Aslanlar Yağmur'u Eko'ya istemeye gidecek fakat Eko İlyas'ın hedef tahtasında. Kısacası er ya da geç Eko'yu acı bir senaryo bekliyor olacak. Bunların yanı sıra İlyas'ı da büyük bir tehlike bekliyor olacak ancak İlyas karakteri ölmeyecek. Yeni sezonda da olmaya devam edecek. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.